Herkesin bildiği gibi Türkiye gayrimenkul sektörü dünyanın odağına oturmuş durumda. Dünyanın birçok yerinden yatırımcılar Türkiye'yi mercek altına almış durumda. Ve Türkiye gayrimenkul sektörü de dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından bir tanesine Kanda düzenlenecek MIPIM fuarında onur ülke olacak. Şu anda yanımızda Alkaş Fuarcılık'tan Yonca Hanım var. Alkaş Danışmanlık MIPIM fuarının Türkiye'deki temsilcisi ve Türkiye'den fuara katılımı organize eden şirket. Kendisiyle bu süreci konuşacağız. Türkiye'den kimler katılacak ve Türkiye onur konu olarak Cannes'da neler yapacak bunları konuşacağız. Öncelikle merhabalar size. Merhabalar. Evet, Alkaş Fuarcılık olarak siz MIPIM fuarına hazırlanıyorsunuz. Bu işi organize ediyorsunuz. Şu anda ne aşamada? İsterseniz buraya geçmeden önce kısaca bir MIPIM hakkında bilgi verelim izleyicilerimize. Tabii. MIPIM 22 yıldır düzenlenen gayrimenkul sektöründeki Fransa Cannes'da düzenlenen en büyük fuarlardan biri dünyadaki. 22 yıl boyunca da bütün baktığınızda 20 bin metrekarelik alana ve 84 ülkenin de katıldığı yaklaşık 25 bin ziyaretçisi olan bir gayrimenkul fuarı. Kimler var burada diye sorarsanız özellikle belediyeler, şehir planlamacıları, alışveriş merkezleri, konut sektörü, mimarlar, yaklaşık 5 bin yatırımcının katıldığı bir fuar. Peki Türkiye bu fuara firmalar düzeyinde kaç yıldan beri katılıyor ve Alkaş kaç yıldır Türkiye'de Biz temsil? 4 yıldır Ridmidem'in, yani asıl düzenleyicisi Ridmidem bu fuarın. Çok büyük bir firmadır Ridmidem de. Hem MAPIK fuarını düzenliyor, hem MIPCOM, hem MIPIM fuarları. Biz 4 yıldır Türkiye temsilcisiyiz. Bu yıl ilk defa onur ülke olarak seçildik MIPIM'de. Bu tabii bizim için çok heyecanlı bir proje. Çünkü Fransa'da gördü ki her geçen gün MIPIM'e olan ilgi artıyor ve Türkiye pazarı gün geçtikçe büyüyor. Ve Türkiye'yi bu gelişen pazarı görmemezlik yapamadılar. Ve geçen sene itibariyle karar verildi ki 2013 yılı Türkiye için onur ülke. Bu 4 yıl boyunca Türkiye'nin fuara katılımı nereden nereye geldi? Şöyle söyleyeyim size, bundan 4 ya da 5 yıl önce Türkiye daha aşağı katlarda, daha kenarlardaki fuar alanlarında yer alıyorken, son 2-3 yıldır en böyle Riviera, Clarence gibi fuardaki en büyük firmaların, gayrimenkulce çok ünlü olan firmaların katıldığı katlara taşındı. Metrekarelerimiz çok büyüdü. 50-60 kişilik bir kadro giderken MIPIM'e geçen sene 350'ye yakın bir katılım oldu. Bu sene 500'ü geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu sene daha çok heyet şeklinde katılacağını düşünüyoruz firmaların, kamu kuruluşlarının. Onur ülke olması tabii bütün sektöre heyecan getirdi. Bu konuda kamu kuruluşlarından da çok ciddi destek görüyoruz. Kültür Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Şehir ve Çevre Bakanlığı'ndan. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük destek veriyor bu projede olması için. Daha önce de bir basın toplantısı yapmıştık zaten. Ankara sessiz kalamıyor. Ankara Ticaret Odası bu işin içerisinde yine. Bursa, İzmir. Bursa, İzmir. Aslında gönül istiyor ki bütün şehirlerimiz hani orada temsil edilebilsin. Orada bir çadır tuttuk biz. Çünkü MIPIM'e daha önce gitmişseniz MIPIM'deki kurallardan biri de aslında şehirlerin çadırlarının olması. 20 yıldır Paris orada çadır kuruyor, Londra çadır kuruyor, 5 yıldır Katar çadır kuruyor ve bunlar çok oldukça ilgi gören Ve çadırlar. bu yıl da İstanbul'un çadırı mı olacak? İstanbul değil, Türkiye. Türkiye çadırı olacak. Şehir çadırından, ülke çadırından. Evet, inşallah daha sonraki senelerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa çadırlarımız olur. Bu sene Türkiye çadırı diye başlıyoruz çünkü Türkiye'yi onur ülke yaptık. Tabii yine çoğunluk İstanbul olacaktır. İstanbul gözdesi Türkiye'nin ama eminim Ankara'nın da aşağı kalmayacağını İstanbul'dan, Bursa'nın da öyle, İzmir'in de şayet. MIPIM fuarındaki Türkiye adına yapılacak
bütün faaliyetleri Türkiye'de siz organize ediyorsunuz. Biz organize ediyoruz. Çadırın organize edilmesinden, yerlerin satılmasından, evet, firmaların oraya gitmesinden, fuara katılmasından tutun da oradaki kokteyller, konferanslar, bizim örgütlenmesine kadar. Biraz buradan. Evet, biz organize ediyoruz ama hani biz organize ederken yanımıza tabii ki kuruluşları alıyoruz. Çünkü bu işi tek başına yapmamız gerçekten mümkün değil. Bir danışma kurulumuz var. Sektörün de büyüklerinin olduğu ve biz onlara da danışarak bu fikirleri alıyoruz. Çünkü Türkiye'yi temsil etmek tek bir kurumun kararıyla olmaması gerektiği düşünüyoruz. Ama bir çadır var. Çadırın içerisindeki tasarımı da o kurulla beraber karar veriyoruz. İçindeki dekorasyonda çünkü Türkiye'yi temsil etmemiz gerekiyor. Ortak bir konsept yaratmak istiyoruz. Konseptiniz ne olacak? Türkiye'yi orada nasıl anlatacaksınız? Neler ön plana çıkartacaksınız? Şimdi orada Türkiye'deki çadırlarda herkesin projeleriyle yer alması esas. Firmalar projeleriyle var. Orada bir konferans alanı yarattık. Yaklaşık 14 tane oturum yapacağız. Ve orada can alıcı konular seçmeye çalışıyoruz. Yine bunu o danışma kurulumuzla beraber oturuyoruz, beraber seçiyoruz. Burada önemli isimler olacak konuşmacı olarak. Yani hem Türkiye için önemli hem de international anlamında Türkiye pazarını doğru tarif edebilecek kişileri konuşmacı olarak seçmek istiyoruz. Bunun içerisinde sanırım bakanlar, milletvekilleri, bakanlar, milletvekilleri, ekonomistler ve bizi temsil edebileceğini düşündüğümüz international üst düzeyler. Bunun haricinde çadır içerisinde bir kokteyl yapılacak ilk gün. Artı biraz orada Türk tatlarından da sunmak istiyoruz. Yani Türk kahvesini oraya götürmek istiyoruz, lokum oraya götürmek istiyoruz. Çok oryantal olmayan, çok modern olmayan arada bir duruş sergilemek istiyoruz. Çadır içerisindeki tasarımın biraz da ferah görünebilmesi adına kırmızı ve beyaz yapıyoruz. Beyazın ağırlıkta olduğu, kırmızının da hoşluk kattığı bir konsept yapacağız. Orada tabii bizim logomuzun, Türkiye Onur Ülke'nin görünebilmesi için bir logomuz var. Ve onu, o logoyu tüm katılımcı firmalar ve Türk bayrağı ile beraber standları bulunduracaklar. Artı fuar alanında yani MIPİM'de Kan'ı gördüyseniz, Kan'da bir iki böyle büyük reklam yaptıysanız oldukça elbette reklam haline gelebiliyor. Kan'da iki tane fayton kiraladık. Orada onları bizim Onur Ülke'nin logosu ve firmaların logosuyla beraber Türkiye Onur Ülke olduğumuzu vurgulayacağız. Ayrıca Ridmidem'den fuar alanı içerisinde 5-6 tane büyük billboardlar aldık. Yine bakanlıkların desteğiyle hem havaalanında ve yine şehrin başka noktalarında biraz outdoor reklama öncelik vereceğiz. Ve burada hep Onur Ülke Türkiye vurgulanacak. Kapıdan her gelene Türkiye dergisi verilecek MIPİM'de. 25 bin kişi diye düşünürseniz o 25 bin kişi de Türkiye dergisi olacak. Ridmidem zaten bu işi 22 yıldır yapıyor biliyorsunuz. Onların çok ciddi bir datası var. O datanın hepsini Onur Ülke tanıtımları yapılacak. Bu sene bizim en çok önem verdiğimiz şeylerden biri de ve her katılımcı firmaya da tavsiye ettiğimiz MIPİM'in datasından yararlanmak. Fuar firması olarak girdiğinizde MIPİM size bir data açıyor ve o datada da hangi firmanın hangi sektörden olduğunu ve kimin geldiğini gösteriyor. O data çok önemli. O yüzden hem bizim açımızdan, Alkaş olarak biz bunun peşindeyiz ki firmalarla kontak kurulabilsin, bir business olsun. Hem de her firmanın da bunun peşinde olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Fransa Kan MIPİM süresince o 5 günde her noktası bir toplantı alanı. Esasen MIPİM zaten yatırımcıların bir araya geldiği. Aynen öyle. Bir iş buluşması. Evet, evet. Dünyadaki bütün yatırımcılar. Yani orada gerçekten bir şeyler almaya, bir ortaklık yapmaya niyetli olan kişiler var. Dolayısıyla biz de bu o 4 günü çok doğru değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum Türkiye'de. Evet. Türkiye'den yaklaşık 500 üzerinde katılımcı olacağını belirttiniz. Evet. Burada öne çıkacak firmalar da esasen çadırda olacak olan firmalar.
Türkiye çadırında hangi firmalar yer alacak? Bu konuda bilgi alabiliriz. Çadır 1000 metrekare, brütte 1000 metrekarelik bir çadır alanımız var. Tabii aslında bu tür fuarlar için çok çok büyük metrekareler değil bunlar. Biz de olabildiğince çok temsiliyeti sağlayabileceğimiz formüller bulmaya çalıştık. Konutder var 17 firmasıyla. Giyoder aynı şekilde çadırda olacak. Ağoğlu var. Hem de heybetli bir duruşla var. Yine İşgeo, NEF projeleriyle var. Artaş ve Aydınlı Temalı Park ve Vadi İstanbul projesiyle var. Orada yine kendi temsiliyetini göstermek isteyen değerleme firmaları var. TSKB, Proplan, Proje Yönetim, Tayincioğlu var. Bunun haricinde Global B diye yine Alman kökenli ama Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bir başka firma var. Aynı zamanda çadırın içerisinde, çadır için çok az yerimiz kaldı. Bir ya da iki stand sonrasında çadırımız artık bitiyor ama yine de orada biz Türk firmalarının temsiliyetini gösterebileceğimiz başka reklam imkanları bulacağız. Ama bunun haricinde yıllardır bu fuara katılmış firmalar da var ve onlar hala fuardaki eski yerlerinde duruyorlar ama çadır içerisinde temsiliyet sağlayacaklar. Kimdir bunlar? Zorlu. Varyapgap projesiyle birlikte Çalık yine var, Metropol İstanbul projesiyle. Öncüoğlu, yine 4 yıldır zaten hep o da aynı yeri alır ve orada vardır. Bunun haricinde Yorum İnşaat var. Ve Tahincioğlu'dan bahsettim zaten. Tabii bu sene MİPİM'deki ödüllere de ilgi daha fazla onur ülke olmamız sebebiyle. Bu sene ilk defa Türkiye özel ödülü, Türkiye'nin en iyi projesi ödülü olacak onur ülke olmamız sebebiyle. Uluslararası ödüllere de Türkiye'de adayların sayısı oldukça fazla. Yaklaşık 32 firma Türkiye'den aday olarak seçildi. Farklı kategoriler. Farklı kategorilerde tabii. Bu da tabii daha önceki yıllara baktığınızda buradaki bizim firmalarımızın da kendine güveni gelmesiyle aday olma sayılarımız daha da çok artıyor tabii. Peki burada ben açılışta da söyledim. Dünyadaki birçok yatırımcının gözü Türkiye'de. Evet. Sizin öngörünüz ne? Fuarda özellikle Türk firmalara nasıl bir ilgi olacak? Yani açıkçası yani bu ilgi MİPİM Onur Ülke'den önce başladığı için zaten MİPİM Onur Ülke oldu aslında. Son iki yıldır izlediğimizde MİPİM'de ya da diğer fuarlarda Türkiye gerçekten çok cesaretle ön plana çıkıyor. Avrupa'nın sessizliği bizdeki heyecanı daha çok ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla ben bu fuarlardan çok ciddi bir geri dönüş alındığına inanıyorum. Yani MİPİM haricinde yine yapılan, Orta Doğu'da yapılan gayrimenkul fuarlarından da ciddi geri dönüşler alınıyor. Bütün dünyanın olduğu bu fuarda da her firmanın eğer doğru da kendini konumlandırabilirse ve doğru kontakları da biraz çaba gösterirse çok ciddi bir geri dönüş bekliyorum. Evet. Son olarak Türkiye'den bu fuara katılmak isteyen, şu ana kadar katılmak için başvurmamış ama katılmayı planlayan şirketlere neler tavsiye edersiniz? Bir önce katılabilirim. şimdi bu tür fuarları aslında biz Türkiye olarak alışkınız ama yurt dışına giderken acaba doğru temsil edilebilecek miyiz diye hep bir tereddüt yaşıyoruz. Ama bu yıl özellikle 2013 yılı birlikte olduğumuz için çok daha güçlüyüz. Dediğim gibi bu projede alkış tek başına değil, Kültür Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, belediye, dernekler hep beraber gittiğimiz için daha güçlü ve daha temsilimiz ağır bir noktada olacağımız için katılımcı firmalara söyleyeceğimiz şu, gerçekten bir şekilde burada yer almaya çalışsınlar. Bir de fuara katılımda bir teşvik söz konusu galiba. Evet, doğru söylüyorsunuz, onu atladık. Tabii Ekonomi Bakanlığı MİPİM fuarı, dediğim gibi son 5 yılda MİPİM fuarı da aslında dünyada 22 yıldır yapılmasına rağmen Türkiye'de daha popüler olmaya başladı.
Ekonomi Bakanlığı da bu sene MİP'in fuarına katılım için bir teşvik çıkardı. Bu da kategorisine göre firmanın Türkiye tanıtımı için yaptığı çalışmaların %50'sini yaklaşık 15 bin doları da geçmemek şartıyla veriyor firmaya, geliyor diyor. Bu çok büyük bir adım bizim için. Bugünkü pazarlama planında tabii ki daha yüksek meblağlar ödenecektir ama bu ilk adım. Bundan sonra daha büyük teşviklerin de geleceğini düşünüyoruz. Bu da aslında orta ölçekli firmaların da fuara katılımını sağlayacak bir faktör. Bu tür fuarlarda var olmak çok önemli. Bugün belki iki firmayla tanışıyorsunuz, seneye beş firma. Beş yılın sonunda görüyorsunuz ki siz de o international firmalardan biri konumuna ve o sektörü tanıyan biri konumuna düşüyorsunuz. Ve bu da dünya pazarına girdiğinizin göstergesi oluyor. Bizim biraz daha cesaretlenmeye ihtiyacımız var Türkiye olarak. Biz de cesaretlendirebilmek için alkış olarak ortamları yaratıyoruz. Ki biz oraya giderken her türlü danışabilecekleri kişi olalım. Onlara ortam, hangi ortamlarda olmak istiyorlarsa Fransa ile bağlantı kurup o ortamları sağlamaya çalışalım. Yeter ki iş dönsün. Ve açıkçası hani buralardaki o iş piyasasının içerisinde de Türkiye gerçekten atak rolde artık var. Bizim yatırımcılarımız da o sektörde biliniyorlar ve daha da bilinecekler. Dediğim gibi her yıl artan katılımcı seviyesi, yani bir gelen bir daha geliyor. Oradan verim almamış olmuyor. Dolayısıyla o her sene artması pazarın da güçlendiği, orada da Türkiye'nin ışıldamasına sebep oluyor diyebilirim.